Kasaplık işini bırakalı aşağı yukarı 2 sene falan, 3 sene, 4 sene belki de olmuştur yani kasaplık mesleğini bırakalı. Buradan kestiler, buraya kestiler. Buradan burayı yardılar bu şekilde. Tamam mı? Ondan sonra yani çok ileri buradan doğru burayı kesiyor. Buraya bağlama yapıyorlar. Bu parmakları çalıştırmaya çalıştılar ama bu parmaklar da çalışmıyor. Baş parmak hiç çalışmıyor normalinde. Bunu şu şekilde şey yapıyorum. Hani güç yok. Nereye gitti artık devlet bunu? Biz buluruz dedi. Ama nerede bu olduğunu bilmiyorum. Bu şekilde. Ben de bekliyorum bir sefer. Bunlar hani bunlara bir ne olacak bu durum yani benim? Bir an önce düzelsin ki üçüncü ameliyatım olayım ki. Ya bunları hiç düşünmeden beni sokuyorsun ameliyate. Paranıza bakıyorsunuz. Paranızı aldıktan sonra da daha ilgilenmiyorsun. Ben kasaptım. Kasapçılık yapıyordum. Kolumda bir dikilme oldu. Kolumda dikilme olunca ben bir an önce dedim ameliyat olayım, sağlama kavuşayım. Hani işime aynen işime de aksatmadan işime devam edeyim diye hesabını yaptım. Özel bir hastaneye gittim. Özel hastanede randevu aldım. Tedavi oldum. EMG falan çektiler bana. Ondan sonra dediler ki ameliyat olacaksın dediler. Ondan sonra hocam ben böyle böyle dedim. Kasapçılık yapıyorum. Benim ufak tabii ki yani bir sıkıntılarımız var dedim. Hani ben mesleğimden yapabilir miyim? Ben bıçak kullanıyorum dedim. Hani icabında kemiksiz, memiksiz hani işleri yapıyoruz dedim bu şekilde. O dedi ki daha iyi olacaksın. Eskisinden daha iyi olacaksın dedi. Öyle deyince ben dedim tamam dedim. Hani ameliyatı onaylayayım dedim. Ondan sonra belli bir miktarda para yatacaksınız dedi. Ondan sonra paramı yatırdım ben. Ben de o şekilde gittim ameliyata. Abur cubur hani fizik tedavisi normalde fizik tedavisi olmam gerekiyormuş benim. Hani ben bunları doktorlar hep söyledi bana. Fizik tedavisi olmadan da bir kol ameliyatı alması iyi değilmiş yani bu şey. Ben de girdim ameliyata. Kolum eğitti. Ameliyattan çıktıktan sonra kolum dosdoğru olmuş. Ben diyorum acaba bu kolumu nasıl düzelttiler falan hesabı. Alçaltıdan sonra dediler ki işte birkaç ay dediler alçıla kalacak kolun dediler bana. Dedim ben tamam dedim hocam dedim. Sıkıntı yok dedim. Çok güzel geçti dedi ameliyatın dedi. Başarılı geçti falan dedi. Ondan sonra bekledim bekledim. Alçıyı aldılar. Bir ay sonra falan 1,5 ay sonra alçıyı aldılar. Alçıyı aldıktan sonra kolum bile hani bilek kısmı aşağı düşmeye başladı bende. Aşağı düşmeye başlayınca bir sefer ben gittim hocam dedim. Böyle böyle bir durum var dedim. Bu kolum benim hani bu şekilde düzel. O da düzelecek diyor falan. Biraz daha zamana ihtiyaç vardı anladın mı bu şekilde. Bir sefer hoca öyle deyince tekrardan dedim hocam dedim ameliyatı ne zaman alacaksınız beni dedim. O dedi ki yarın bugün dedi büyük bir ihtimalle ameliyat alacağız. Ama dedi seni dedi iki doktorla alacağız bir sefer ameliyat dedi. Dedim hocam dedim iki doktorla alacaksın dedim. Beni dedim zamanında niye iki doktorla beraber almadın dedim ben ikinci ameliyatı yapıyorsun dedim. İşte dedi şimdi iki doktorla alacağız dediler. Ama aradan bir sene geçti. Bir sene sonra ikinci ameliyatı alıyorlar beni. İkinci ameliyat oldu ki ikinci ameliyat da başarısız oldu. Yani benim düşüncem görüşüm o şekilde başarısız oldu. Abi gittim adliyeye dilekçe verdim. Beni çağırdı ondan sonra bana dediler ki yeni şeye gideceksin Farabi'ye gideceksin. Ondan sonra şu hastaneye gideceksin. Orada dediler seni heyete sokacağız dediler. Orada heyete girdim raporlarımı aldım. Ondan sonra onlar bir düzenleme yapacağız dedi. Senin dedi raporun dedi biz dedi adliyeye göndereceğiz dedi. Ben de dediler ki sen dediler adli tıbba gideceksin dediler. Yeni Bosna'da. Bana yazı geldi. Bizim muhtarlığıma yazı geldi. Dediler böyle 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 dediler. Sağlık Bakanı dediler. Seni ön incelemeye şey yaptı, alacaklar dediler. Şu hastanede dediler. Ben de aradılar hastaneden. Ben dedim tamam ben de Yusuf dedim. Bu şekilde. Gittim hastaneye. Hastanede beni heyete soktular. Sağ olsun ilgilendiler. İlgilendiler ama oradan da bir sonuç alamıyorum. Bana diyorlar ki şu il sağlık müdürlüğüne gelecek. Yok Ankara'yı arayman lazım. Ankara'yı alıyorum. Oradan bir cevap aramıyorum. Orası yönlendiriyor, öbür tarafa yönlendiriyor. Nereye arayacağım ben? Nereye arayabilirim? Düşünüyorum, taşınıyorum. Acaba diyorum Ankara'ya mı gitsem? Sağlık Bakanlığı'na. Ya benim sadece bir ricam, ben de Türk vatandaşı olarak Sağlık Bakanlığı'ndan rica ediyorum. Benim bu derdime çare bulsun. Ondan sadece rica ediyorum. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bana yardımcı olsun. Buradan bana evrak gelecek diyorlar. Bekliyorum 4 ay. Benim kolum tamamen gitti. Bir şey kaldıramıyor. Kasap mesleğimi yapamıyorum. Şimdi de bir fabrikada çalışıyorum. Temizlikçi olarak çalışıyorum. Yani yapacak başka hiçbir şey, işim yok. Temizlikçi olarak çalışıyorum. O da mecbur çalışmak zorundayım. O da ihtiyacımız var sonuçta.